Gir. İlaç istemiştiniz. Getir. Çıkarken kapıyı kapat. Üzülmeyin Tarık Bey. Her şerde bir hayır var derler. Değil mi? Sana söylemesi kolay tabii. Ne kadar zarara girdiğimizi biliyor musun da konuşuyorsun? Ben orasını bilmem ama bir de iyi tarafından bakın olayın. Depoda mallar yanmış olabilir. Ama Elif'in basılı olduğu afişler de ortadan kayboldu bu yangın sayesinde. Hem de tam zamanında. Yani isteseniz bu kadar olmazdı. Büyük tesadüf. Öyle değil mi? Neyi ima etmeye çalışıyorsun sen ha? Aklın sıra o küçük aklınla. Ha? Estağfurullah. Kes. Ben senin ne demeye çalıştığını anlamıyor muyum sanıyorsun? Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Ha? Ayrıca bir şey atlamıyor musun? O ima ettiğin şeyi yapacak kadar gözüm kara olsa benimle en başından beri bu konuşmayı yapmaman gerekmez mi? Düşün, bir düşün. Kendi şirketini yakacak kadar gözü kara olan biri kim bilir sana neler yapar. Şimdi bu dediklerimi sakın aklından çıkarma. Ve benimle konuşurken iki kere düşün. Çek iki karşıma. Senin için en hayırlısı da bu olur. Vildan bile benden şüphelendiyse demek ki bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyım. Ne dediysem o. Bütün depoyu ateşe vereceksiniz bu gece. Gerekirse her şey kül olacak. Ürünlermiş, ham maddelermiş. Umurumda değil. Verin ateşe gitsin. Yeter ki yeni projenin afişleri dağıtıma çıkmadan yok olsunlar. Bir tane bile afiş görmek istemiyorum geriye kalan. Sakın yakalanmayın, tamam mı? Çok dikkatli olun. Çok. Bunu yapmak zorundaydım. O afişler şehrin her bir yanına dağılsaydı her şeyimi kaybedebilirdim. Buna asla izin vermezdim. Asla.